Evet kıymetli dostlar, yoğun geçen bir günün akabinde sizlere 12 Haziran'da yetişmesi için bir video çekmeye karar verdim. Hızlı bir şekilde de bilgileri aktarayım. Hamit Altıntop'tan flash açıklamalar diyor. Biliyorsunuz milli takımın ana bel kemiği Hamit Altıntop TRT Spor'a açıklamalarda bulunmuş. Yani Faroe Adaları'nda yapmış. A milli takımda 3. yılım. Kenan Yıldız, Salih Özcan, Ferdi bizim bayrağımız altında Türkiye'yi temsil etme kararı aldı falan. Euro 2032'de kaptanlarımız olacak. İsmail ve Ferdi Kadıoğlu'nun durumu. İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu ile ilgili de konuşmuş. Asıl beni alakadar eden, sizi alakadar eden kısım burası. Israrla söylüyorum, bu ikisi yoksa sıfır çekeriz. Bir daha söylüyorum. Diyor ki İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun durumu iyi ama %100 değiller. Bugün tek maç olsa belki risk eder oynatırsın ama ilk maç olmasa da ikinci, yani iki veya üçüncü maçta oynama durumları var demiş. Hayırlı olsun, depar atıyoruz sıfır çekmeye. Bu dediğim cümleyi asla ve asla unutmayın. Yine aynı şekilde Montella'dan da sakatlık açıklaması gelmiş. Biliyorsunuz aslında çok iyi başlayan, milli takım serüveni mükemmel başlayan Montella. Son dönemde bir saçmaladı ama... Yani ne demiş sakatlıkla ilgili? Geniş kadroyla ilgili demiş. Bir şeyler söylemiş. Şimdi Montella abimiz bir şeyler söylemiş söylemesine ama sakatlıkla ilgili falan, şu anda takımda sakatlık olup olmadığı yönde soruya, geniş kadroya başladığımız günden itibaren sakatlarımız oldu. Sonrasında tesadüfi sakatlıklar da yaşadık. Enes Ünal ve Ozan gibi diyor. Ufak tefek sakatlıkları var ama bunlara endişeyle bakmıyorum. Çünkü çok iyi temelimiz var diyor. Hazırlık maçları, dürüst olmak gerekirse bu maçları seçerken çok yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz rakipler gibi onların seviyesinde olmasını istedik. Bu maçlarla birlikte deneyim açığını kapatmak çok önemliydi. Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum demiş. Canımızı sıkan tek şey yaşadığımız tesadüfi sakatlıklar demiş. Allah sonumuzu hayır etsin. Ceko'nun kaderi kendi ellerinde. Son karar Ceko. Şimdi Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe'de seçimin ardından gözler artık transfere çevrildi. Ve Edin Ceko geleceğini belirleyecek ve aslına bakarsanız kendi belirleyecek. Suudi Arabistan'dan aldığı teklifler artık sosyal medyaya düşmüş. Herkes Suudi Arabistan'dan alınan teklifleri konuşmaya başlamış. Hayırlı olsun. Ne güzel. Maşallah maşallah. Aman tek böyle olsun. Ve hani kendi göbeğini kendi kesecek diyorlar arkadaşlar. İşin Türkçesi, kısaca özeti bu. Hani ben şahsım adına söyleyeyim. Ya Fenerbahçe 4.2 milyon euro yıllık ücret alıyor. 45 maça çıktı. 24 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Hani beyniyle vücut tam eşleşmiyor gibi. Yani ilerleyen yaşı var. Üst düzey performans gösteremiyor. Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Hani kalsa takviye şart. Gitse bence daha iyi. Yani ben açıkçası Ceko'nun gitmesi taraftarıyım. Hocam bu kadar gol atan forveti bulamayız. Daha iyisini de buluruz arkadaşlar. Dünyada bir tane Edin Ceko yok. Artık ne olur siz de şu şeylerden bir çıkın. Batshuayi bu arada haber bekliyor. Yani sözleşmesi sona erdi biliyorsunuz Michy Batshuayi'nin. Ve geleceğiyle ilgili de kararı hani görüşüyor. Belçika'nın Euro 2024 kadrosuna alınmadı. Keşke alınsaydı. Ama belki de alınmaması daha hayırlı. Yani 43 maç, 24 gol, 3 asist. Çok da iyi bir istatistik aslına bakarsanız ama nasip. Ben şunu söyleyeyim, şahsi fikrim. Ben Edin Dzeko'yla devam etmezdim. Oraya çok iyi bir forvet alırdım. Batshuayi de çok iyi bir forvet. İki tane forvetten yoluma devam ederdim. Üçüncü forveti orada birazcık geleceğe yatırım olabilir. Biraz daha atılımlı bir isim olabilir. Vesaire olabilir. Olabilir de olabilir. Yani çok bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Bu kadar diyeyim. Sıradaki haberimiz Mourinho'dan 7 isim için karar. Ha, şimdi Jose Mourinho takımın başına geldi. Çalışmalara başladı. 7 isim için takımda kalmasına karar verildi diyor. Ali Koç'tan bir zirve yapıldı. Acun Ilıcalı da bu zirveye katıldı. Muhtemelen Mario Branco da katılmıştır. Ve 7 isim kalacak. Şimdi 7 isim kim? Ferdi İsmail. 2. Zaten bunlar meşhur isimler. Osayi Samuel 3. Sebastian Szymanski 4. İrfan Can Kahveci 5. Osterwolde 6. Şimdi Çağlar Söyüncü'yü de istiyor arkadaşlar. Yani Mourinho yerliden kastı bunu istiyor.
Şimdi Çağlar Söyüncü'ye ayrı parantez açacağım da Merih Demiral'ı istediğini duydunuz mu arkadaşlar? Hani Mourinho'nun aziz Allah. Hani ben Merih Demiral, Merih Demiral diyorum ama bazı arkadaşlarımız hala beni çözemediler. Arkadaşlar ben bazı duyumları üstü kapalı vermek zorundayım. Açık açık arkadaşlar biz Merih Demiral'ı istiyoruz 10 milyon euroyu alacağız falan desem bu sefer de diyeceksiniz ki ya arkadaş ya bırak Allah'ını seversen 10 milyona Merih Demiral mı eder? Bir de üstten bakmanıza da ben ayar oluyorum. Lan Merih Demiral 10 milyon euro eder mi? Eder, niye etmesin? Neden etmesin kardeşim ya? Hocam sen hiç futbolu takip etmiyorsun bilmem. Mesela Rafael Varane ismi. Ya Rafael Varane hocam son döneminde sakatlık yaşadı. Senin haberin yok diyenler var. Bak gram saygısızlık etmem. Ha öyle mi kardeşim, öyle. Tamam o zaman biz yönümüzü başkasına çevirelim. Zaten Varane işte çok gelmeye de sıcak bakan bir isim değil. Ama yine de işte Mourinho ile görüştü, Fred ile görüştü falan derim. Ama iş Merih Demiral'a falan gelince ya yerli futbolcu oynatmak zorundasın. Ya ben hala ısrarla söylüyorum, anlatamıyorum. Ben bazı arkadaşlarıma anlatamıyorum abi. Ne derseniz deyin anlatamıyorum. Bakın Çağlar, Merih, iki tane Türk. Ya hocam bana ne iki tane Türk'ten? Bekao, Ciku, 4. Bak 4 tane stoperim var. Ferdi Osterwolde, bak Türk yabancı, Türk yabancı, Türk yabancı. Müthiş. Osayi Mert, Türk yabancı. Müthiş. Oynayan az Türk'ün de iyi, yabancın da iyi. Anladınız mı şimdi? Livakovic İrfancan Eğribay, Türk yabancı. İsmail Yüksek, Denk. Bak 6 numara çıktı ortaya. Oraya yabancı lazım. Fred, Fred'in arkasına Türk lazım. Ya da yani bence yabancı lazım. Fred'in arkasına bir yabancı. Niye? Sağda İrfancan, Cengiz. İki tane Türk. Türk Türk. Bitti. Bir tane yabancı hakkım var. Onu da Fred'in yedeğinden kullan. Şimanski yedeği Türk olması lazım. Tadiç yedeği Türk olması lazım. Forvet yabancı. Bir yabancı daha. Bak 12 tane yabancıyı kadronunda tutacaksan böyle yapmak zorundasın. Burayı da şey yapayım. Şimdi Mourinho'nun 7 isim dediği bu. Mourinho'nun son isteği Galli Yıldız demiş. Arkadaşlar yine bu Joe Rodon'dan bahsediyorlar. 13 ile yollar ayrıldı. Dönüşü yok. Luan Perez. Luan Perez'le ilgili bir bilgim var. Serdar Aziz'le de devam etme düşüncesi yok. Ben şöyle söyleyeyim. Luan Perez'e Brezilya'dan birkaç takım talip. Luan Perez'e Brezilya müjdesi diyeyim, buraya ekleyeyim. Brezilya'dan birkaç tane takım talip. Duyduğuma göre birisi Santos, birisi Palmeiras ama yanılıyor olabilirim. Luan Perez'i de anlatmış olayım. Bu Galli Yıldız, Joe Rodon ya yazıyorlar, harekete geçiriyor. Lindelöf'e gidilmiş. Rafael Varane'ye gidilmiş. Yani kabul. Bu da eklendi diyor. Yani Mourinho görüştü. Şimdi 1.93'lük futbolcu hava toplarındaki hakimiyetiyle biliniyor. 26 yaşında. Adadan talipleri var. 50 maça çıkmış. Skor katkısı sağlayamamış. Hani hava toplarında madem bu kadar üstün, hava toplarında da bir zahmet başarı sağlasın yani. Başarı şart. Başarı olmadan olmaz. Ama benim bildiğim bu şekilde. Neyse bu habere geçiyorum çünkü ben bunu doğrulayamıyorum arkadaşlar. Mourinho Fenerbahçe'de iki yıldızın gözü Mourinho'da diyor. Bir haber yapmışlar arkadaşlar. Umut Nayır ve Ryan Kent. Hocam haber yapmak için haber yapmışlar. Kesinlikle katılıyorum. Kent kesinlikle istemiyor. Ben yatan futbolcuna işim yok diyor. Feriş daha da olsa o çocuk orada onu yapmayacaktı diyor. Takıma ihanet etmiş. Yine eder diyor. Umut Nayır için de, yani Umut Nayır'ı, Mourinho'nu beğeneceğini düşünüyorsanız la ilahe illallah diyorum. Ezan bitiyor. Ne diyeyim? Şimdi Pendik'e kiralandı. Göztepe istiyor. Oradan isteyen var. Buradan isteyen var. Kent beklemede diyor. Hayır, Kent beklemede falan değil. Kent görüşmeler halinde. Başka takımlarla görüşüyor. Ya futbol kariyeri bitecek ya bonservis getirip gidecek. Artık Kent'in kendi kişisel tercihi. Artık ne yaparsa. Hocam yazık değil mi çocuğa? Fenerbahçe'ye yazık değil mi? Yani Fenerbahçe'ye yazık değil mi? Ben onu anlamıyorum. Çocuğa yazık değil mi? Değil kardeşim. Ya Lazio seni istemiş. Şampiyonlar Ligi'nde oynatacaklar. Defolup gitsene. Hocam İsmail Kartal oynatmadı ya, ona sinirlendi. Hay arkadaş ya.
Yani bir şey demiyorum ya. Yani çok bir şey demek istemiyorum. Neyse. Fenerbahçe büyük oynuyor. Mourinho'nun listesi. Asıl haber burası. Seçim bitti. Şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak kadro. Acun Ilıcalı 3-4 dünya yıldızı. Taraftar bekliyor. Herkes bana soruyor. Yani sıra geldi transfere. Öyle değil mi? Yani Aziz Yıldırım'ın saf dışı edip Ali Koç seçildiyse ben bir taraftar olarak tabii ki de mükemmel transferler isterim. Siz istemez misiniz abi? Ben mükemmel transferler isterim. Ya burası Fenerbahçe abi, öyle dandırındık isim alacaklar. O zaman seçilmeyeydin. Hiç aday olmayaydı ya. Geliyoruz demişti. Hem de büyük geliyoruz demişti Acun Ilıcalı. 3-4 dünya yıldızı Mourinho ile başarı gelecek demişti. Büyük hayal Robert Lewandowski. Yani Lewandowski'ye çubuklu giydirmek büyük hayal diyor. Bence de hayal. Yani benim bildiğim Ali Koç bunu beceremez de. İnşallah ben yanılırım. Yani benim bildiğim Ali Koç beceremez abi. Laf aramızda kalsın ama benim bildiğim Ali Koç beceremez. Keşke becerse. Olmaz yani. İkincisi, yani Lewandowski'ye dair adamın yıllık ücretinin 15 milyon euro olduğunu ben duydum. Siz duydunuz mu? Yani 15 milyon euro. Biz 15 milyon euro verebilir miyiz? Bence veremeyiz. Yani gerisini de size bırakıyorum. Çok da afilli bir cümle de kurmak istemiyorum açıkçası. Ne diyeyim? Onun dışında başka ne var? Sıradaki isme geçelim. Hani Polonyalı'yı almak zor. 130 milyon euroluk satış yapmasa Barcelona falan. João Felix'i konuşuyorlar. Ben João Felix'in de zor olduğunu, hatta imkansıza yakın olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'ye gelirse de çocuk kendine gelir diyorum. Bak, Merih Demiral'ın gelme ihtimali yüksek. Çağlar'ın bonservisinin alma ihtimali de yüksek. Ama Lewandowski düşük, Felix düşük. Bunları da söyledik. Seydou Mané. Mané son günlerin en gözde ismi ve birçok kanal, birçok kanat Mané Lewandowski'yi Fenerbahçe'ye yakıştırıyor. Yani son günlerde Fenerbahçe adına ne konuşuluyor? Bunu size bırakıyorum. Son günlerde Fenerbahçe adına ne konuşuluyor arkadaşlar? Mané konuşuluyor, Lewandowski. Şimdi Mané ve Lewandowski olursa neler olur? Düşündünüz mü? Ben açık söyleyeyim, Fenerbahçe çağ atlar. Ciddi anlamda çağ atlar. Ve nasip yani. Rafa Silva çok konuşuluyor. Ben Rafa Silva işine çok girmek istemiyorum. Garip yani. Garip bir süreç. Al Nasır'dan bu futbolcu alacaklarmış Al Nasır. Aman Al Nasır diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya bana soracak olursanız ben kişisel fikrimi söyleyeyim. Mane %10 anca, yani %10 anca. Onun dışında mesela Lewandowski %10 anca. Felix %5, %2 hatta anca. Merih Demiral %30 derim. Çağlar'a %60 veririm. Çok uğraşılacak Çağlar'la. Bence Dzeko gidecek. Batshuayi ile uzatılacak ama yine bir forvet alınacak. Rodon bilgim yok. Lindelöf olmayacak. Varan görüştü görüşmesine ama olur olmaz bir şey diyemem. Yani bu kısımdan da aktaracaklarım bu kadar. Çok da şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Fazla detay konuşmak istemiyorum. Son günlerde kanalımıza yapmış olduğunuz destekler için hepinize teşekkürler. Beğendiğiniz için hepinize teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olun. Sevdiklerinizi de kanala davet edin. Görüşmek üzere.